Teknoseyir'e hoş geldiniz. Teknoloji ve bilim notlarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet. Bu hafta can yok. Yoksa hafta aşırı mı gelecek can? <laughs> <laughs> Baktık düzeltelim ya. ya. Sen dedik hafta aşırı gel. <laughs> o şehir dışındaydı yetişemedi. Evet, bu hafta haftaya evet. gelir. işi vardı o yüzden gelemedi. İnşallah haftaya aramızda olacak gene. Evet. Sen Seni özlemişlerdir. Ya, ya çok çok. Hiç görmedikleri için evet. Şimdi başlayalım. NASA'nın yeni Öte gezegen avcısı bugün fırlatılıyor. Şimdi defa öte gezegenle niye biz öte gezegen avlıyoruz? Avlamak ne? Kendi güneş sistemimizin dışındaki gezegenlere <laughs> öte gezegen deniyor. Kendi güneş sistemimizde yeterince yok kesmiyor bizi. Yani daha doğrusu dünyaya benzeyen çok fazla yok. O yüzden diğer güneş sistemlerindeki gezegenlere de bakıyoruz. Onlara da öte gezegen deniyor. <laughs> Exoplanet İngilizcesi. Bazen dış gezegen falan dediğim de oluyor benim yanlışlıkla ama dış gezegen başka bir şey. Bizim güneş sistemimizin hmm. ilk içindeki, iç Mars'tan sonraki gezegenlere deniyor. Tamam. Yani i̇ç gezegen, dış gezegen ayrımı o. Bunlara o yüzden öte gezegen gezegenlenmiş Türkçesinde. NASA'nın Kepler uzay teleskobu var. O, evet. Onunla ilgili biz birkaç haber de yaptık zaten bulduğu gezegenlerle ilgili. Onun artık görev süresi doldu. Onun hmm. yerine daha yetenekli olan TESS teleskobu fırlatılacak. İşte bugün diyoruz biz ama aslında bu yayına girdiğinde fırlatılmış olacak. Evet. Tabii bir hava şartları vesaire falan Hı. hani uygun olursa biliyorsun her an değişebiliyor e, uzaya fırlatma hikayeleri. SpaceX gene fırlatacak Hı. ve şeyde Hı. birinci aşamayı da tekrar indirmeyi deneyecek. Hı. Hatta onu tekrar yeniden yapılandırıp işte Temmuz ayında hızlı bir şekilde tekrar kullanıma sunmayı düşünüyorlar. Tamam. Tese gelirsek Kepler Nispeten sönük yıldızları hedefleyecek şekilde tasarlanmıştı ve gökyüzünün çok küçük bir kısmını kontrol edebiliyordu. Ona rağmen binlerce gezegen bulmamıza yardımcı oldu. Şimdi test daha parlak yıldızları gözlemleyebilecek, bu yıldızlar bize nispeten daha yakın oldukları için başka yollarla da işte NASA'nın ileride fırlatacağı James Webb uzay teleskobuyla veya dünya üzerinde bundan başka teleskoplarla da kontrol etme şansımız olacak. Böylece onların işte atmosferi var mı, nelerden oluşuyor, işte dünyaya benziyor mu, belki işte bu atmosferden edindiğimiz bilgilerle canlılık var veya yok olma ihtimalini söyleyebileceğiz. Bilim insanları bayağı meraklı, heyecanla bekliyorlar hani bu teleskoptan alacakları veriyi. Bizim de haberlerimize konu olacaktır. Peki. Yaklaşık hani 200 bin yıldızı falan e, kontrol edebilecek. Hmm. ve Her birinin etrafında artışta işte kaç gezegen var sen düşün. Ama hani dünyaya benzer yaşam bulundurulabilir e, hedeflenen tahmini şey 500 gezegen falan buluruz diyorlar. 2 yıllık görev süresi içerisinde. 2 yıllık görev süresi. Evet. Hmm. Hayır Tabii NASA'nın biliyorsun hmm. resmi görev süreleri kat kat uzayabiliyor. Yani Mars'taki gezginleri düşünürsen. Ama iki senede yine iyi bir rakam ya o kadar da. Tabii. tabii tabii yani ama binlerce yıldızı sürekli kontrol edecek öyle düşün. Ama işte bir yandan da onun arkasında o veriyi işleyenler var. Tabii. İşte bu verinin işlenmesi de nasıl oluyor? Hani biraz onu anlatalım daha önce Hı -hı. anlattık ama işte Güneş'in önünden geçerken gezegen Güneş'in kendi Güneş'in ışığını hafif azaltıyor. Biz de bu değişimleri ölçerek buradaki gezegenin işte e, kütlesini falan bulabiliyoruz. Hatta işte güneşin önünden geçerken hangi e, şeylerin azaldığına bakarak e, dalga boylarına e, bakarak boyunlu. atmosferiyle ilgili Doğru. falan da bilgi edinebiliyoruz. Bunların ha. hepsini Şimdi günümüzde gelişen bu işte resim inceleme teknikleri, işte yapay zekalar vesaire falan çok hızlandırdı. Eskiden bayağı yavaş oluyordu bu süreçler. Şimdi hem tespit etme şansımız arttı hem de onları inceleme şansımız artıyor. Tabii biz şeyi fark etmiyoruz. Biz her şeyin grafikleştirilmiş halini gördüğümüz için. Tabii. Zaten on, oradan gelen verileri bizim görebileceğimiz halde nasıl o hale getirip bir sürü filtreden geçirip sana sunuyor. Kendileri gördükleri veya işte test ettikleri veriler de başka bir sürü data da var yani hmm. işte içinde e, bizim gözümüzün görmediği algılamadığı şeyler de var. Biz zannediyoruz ki adam öyle görüyor. Yok alakası <laughs> yani, yok. Yani onu, o o hayal kırıklığında şeyler bilirler. İlk teleskoptan bakıp da böyle bir amatör teleskopçular var. Hmm. Yani, bakıyorsun orada belli belirsiz bir şey parlıyor. Ya yani Şeyde bu falan işte. asıllarını ben de gördüm de ben o zaman hayal kırıklığına yaşamıştım. <laughs> Hubble'ın çektiği hani böyle son derece renkli falan böyle Hı -hı. galaksi görünümleri vardır. Onlar çok bir sürü filtreden geçtikten tabii tabii. sonra o hale alıyor. Ya. Yoksa ham halleri gerçekten hiçbir şeye benzemiyor yani. Hı -hı. NASA'dan devam. ISS'e sperm göndermişler. Evet, uluslararası uzay İstasyonu'na e, sperm gönderdi. Bir önceki e, Falcon 9 fırlatmasında hani demiştik eee itünün de işte e, uyduları var falan. Onlar da onların yanında insan ve boğaz uzay de gönderilmiş. Ee, şimdi hani uzayda uzun süre işte kalma denemeleri, işte hmm. Mars'a yerleşeceğiz vesaire, işte yolculuklar uzun olursa ne gibi etkileri olur üzerimizde falan araştırırken bir yandan da tabii e, insanlık soyunu devam ettirebilmesi gerekir ve uzayda nelerle karşılaşacağız? Çünkü bizim bütün vücudumuzdaki e, yapılar yer çekimiyle o kadar içli ha. dışlı ki olmadığı zaman ne oluyor? Her şey sapıtıyor hmm. tam anlamıyla. E, spermlerin hareketleri de aynı şekilde yani. burada zaten onu gözleyecekler aslında spermler yer çekimsiz ortamda nasıl hareket ediyorlar hmm. işte bir yumurta hücresiyle döllenmesini falan sağlamayacaklar ama e, yönelimlerine bakıp sonra onları tekrar dondurup dünyaya gönderecekler şeyi de deneyecekler hani uzayda kaldıktan sonra ne gibi değişiklikler oluyor işte e, yumurtayı dölleme yetenekleri azalıyor mu azalmıyor mu o dünyada denenecek, bunun gibi şeyleri deniyorlar. Ee, dediğim gibi hani insan vücudu o kadar çok uyum sağlamış durumda ki dünyadaki şeye e, uzayda hani kısa süreli zamanlar geçirmek belki eğlenceli olabilir. Hani o yer yerçekimizin hmm. ortamı tatmak Tabi hani bu e, başının dönmediği midenin bulanmadığını vesaire falan farz ediyoruz. Yani astronotlar biliyorsun Tabii. çok derin eğitimlerden Hep geçiyorlar. Neden? Hep biz konuşuyoruz işte uzayda işte otel kurulacak bilmem ne falan da o otele gitmek kolay olacak mı olmayacak mı onu zaman gösterecek. Bir de uzun yaşamayı falan hiç yani şimdilik pek düşünmemek lazım. Kısa bir yolculuktan sonra belki işte Mars. Hmm. E, o da hani kütle çekimi biraz daha dünyadan az ama en azından bir şeyler var ayağın yere basıyor. Hani vücudumuz belki o kadar dramatik Peki. tepki vermez. Bunlar için hala zaman var. Hmm. Hmm. Biz gerçekten dünyanın ortamına çok uyum sağlamış canlılarız. Yani. Evet. Bir haber var. din uzayda UFO gördü mü diye. Ne görmüş? Evet, geçen hafta bilmiyorum, belki sen de denk gelmişsindir. İşte bazı Aldrin'in yalan makinasından geçti, yalan söylemediği tespit edildiği gibi saçma sapan bir hmm. haber e, yayınlandı. E, bunun üzerine açıklamalar falan yapıldı. Hani ben de buraya alayım dedim. Çünkü gerçekten saçma sapan. Ee, bir e, ses laboratuvarı Bazadri'nin bir konuşmasından, o da hangi konuşması olduğunu da söylemiyor. Biz alıp bunu test ettik. Hmm. Ee, yeni bir teknolojimiz var. Bu teknolojiyi de test ettik. Yalan söylemediğini gördük gibi bir açıklama yaptı. Ee, i̇şte Ay'a giderken astronotların UFO gördüğünü falan söyleyen o UFO çevreleri zaten bunun üzerine atladılar. Hani uzun zamandır konuşuluyor. Ki Bazadri'nin 2014'te bir Reddit'teki bu bana istediğini sor hmm. e, toplantıları oluyor biliyorsun evet. onların. Evet. Orada bu soruya cevaplamış aslında. Hani UFO gördüğünü söylenmiş. Ne olduğu olayın aslında diye. Apollo 11 görevi esnasında camdan tanımlayamadığı bir şey görüyor. Bir ışık görüyor. Hı hı. L şeklinde diye söylüyor. Ama hani ben şeyden eminim diyor. O ışık birkaç tane uzay şeyi aracı birlikte gidiyoruz zaten diyor. Hani o inecek modül ayrılıyor Tabii. işte dünyadan çıkaran modül ayrı, o ayrı falan. Bazıları senin etrafında kalabiliyor o parçalardan. Benim gördüğüm hani ışık yansımasının o güneş panellerinden bize yansıtılmış bir şey olduğunu ben tahmin ediyordum ama tam olarak emin olmadığım için hani bunun diyor teknik terimi unidentified hani tanımlanamayan hmm. bir nesne gördüm diye söylüyorsun evet yalan söylemiş olmuyorsun kısaltılmış ismi de UFO hmm. bazen işte Amerikan Hava Kuvvetleri pilotları da işte UFO gördük falan derler İnsanlar böyle ne oluyoruz falan diye heyecanlanırlar. UFO dediğin uçan daire değil. Adam evet. tanımlanamayan bir nesne aynı gördüm öyle. diyor aslında. Hı hı. Burada da aslında yaşanan aynı şey. Dünya'ya döndükten sonra e, bu astronotlarla falan tabi mülakatlar yapılıyor hı vesaire. Hani NASA'nın o şeyleri prosedürleri gereği. Orada da söyleniyor vesaire bunlar. Hani şey değil. E, vatandaşı heyecanlandıracak anlamda öyle bir UFO evet. durumu yok. Tanımlanamadı bir obje görmüş. Evet ve bu kaç kere de söylenmiş. Ama işte inanmak isteyen bunu şey yapmak istemeyen, ciddi almak istemeyen kafasına taktığı zaman ona inanmaya devam ediyor. Bir de işte bundan para kazanmak veya ya, işte adını tabii. duyurmak isteyen böyle kendini zeki sanan firmalar vesaireler çıktığı zaman işin içinden çıkılmaz hale gelebiliyor. Doğru. Hele bu devirde. Evet. Işık hızında yayılıyor. E tabi işte sosyal medya zaten buna çok uygun bir ortam. İstem dışı körlük uzaylıları bulmamızı engelliyor olabilir mi? O ne ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya istem dışı körlük şu Murat kesin bu deneyi bilirsin aslında hani karşılıklı basketbol topuyla paslaşan bu bir psikoloji deneyi aslında hmm. pas yapan bir grup var ve sana diyor ki kaç pas yaptıklarını say diyorlar o sırada aralarından bir tane goril kostümü giymiş <laughs> evet. adam geçiyor sen gorili görmüyorsun, görmüyorsun. pasları sayacağım diye evet. ve bu insanların işte %30'undan fazlasında %30'u falan görebiliyor gorili hmm. diğerleri görmüyor yani çok büyük bir kısmı %70'i falan görmüyor diyelim. Ve bu hani çok doğal bir şey. Evet. Sen çünkü bir olaya odaklanıyorsun ve beynin o, onun dışındaki her şeyi siliyor. Bunu şey için yapıyor. İstem dışı körlük bu. Tabi şey için zaten bu örneği çok verirlerdi. Araba kullanırken telefonla Tabii. konuşmayın diye. Aynı şekilde veya işte sen arabaları görmeye odaklanıyorsun. Motorcuları görmüyorsun. Tabii. Ee, yani bu, bunlar olan şeyler. Ee, uzaylıları da bu yüzden göremiyor olabiliriz gibisinden bir e, teori ortaya atılmış. Hani uzaylı derken... E, Mesela işte başka gezegenlerin yüzeylerini vesaire falan incelediğimizde uzaylılığın kendisini doğrudan değil de onların yapmış olduğu hmm. işte bir yapı vesaire falan varsa biz neye bakmamız gerektiğini bilmediğimiz için çok veya kendi bakmak istediğimiz şeye odaklandığımız için tek tük arada bir şey varsa onları kaçırmış olabiliriz gibisinden bir yorum. E tabii baktığın zaman bilim kurgu filmlerinde uzaylıların çoğu insana benziyor mesela. Ya o bizim kendi tabi o onların üzerine hmm. atfetmemiz. Evet. Yani e, öyle olmalarını bekliyoruz halbuki öyle olması Hiç çoğu zaten hani bizim anlayacağımız dillerde falan da hmm, konuşuyor tabii. bir şekilde şey sağlanıyor gayet çamur gibi bir şey de gelebilir yani <laughs> alakasız <laughs> formu olmayan ee, bunu denemek için de ilginç bir şey yapmışlar İşte bu uzaydan yüksekten çekilmiş yeryüzü şekilleri falan yapmışlar aynı o gorili hmm. o yeryüzü şeklinin bir kenarına yerleştirmişler küçük miktarda küçük ebatla daha doğrusu hmm. miktar yanlış oldu İnsanların hakikaten gene büyük bir kısmı gorili görmemiş yüzey şekillerini algılayıp işte Hmm. ...yaratıkların yarattığı bir şey bulacağım derken... Doğrudur ama artık şimdi o taramalar... ...biraz da yapay zeka falan da işin içine giriyor. Tabii tabii canım. Yani hani bu bilimsel bir deney aslında. Yani. hani Ayakları yere basan bir şey ama... ...önerme biraz uçuk. Evet. Ee, i̇ntihar oranları bahar aylarında artıyor muymuş? Evet. Normalde hava karanlık, kasvetli... ...sonbahar, hmm. kış aylarında artar diyebilir herkes... Ama yapılan istatistiklere göre Murat bahar aylarında daha fazlaymış. Bunu araştırmışlar neden olabilir diye. Ne çıkmış? Büyük ihtimalle polenler diyorlar. Nasıl yani? Ya Evet gerçekten ilginç. Polen alerjileri işte vücudunda oluşan o enflamasyon denilen Hı. senin bağışıklık sisteminin verdiği tepki ve onun oluşturduğu işte stokin falan denilen vücuduna zarar veren işte zehirimsi maddeler tamam. var. Bu maddeler psikolojini de etkiliyor ve dolayısıyla e, senin intihara meyilliysen intihar etme ihtimalini arttırıyor. Gerçekten de istatistikler e, %30'lara mı %13'lere mi? Şimdi tam rakam hatırlayamayacağım. yazdan e, yazıdan bakabilirler. Varan miktarlarda bu oranın arttırıldığı, arttığını söylüyorlar. Benim yani burada iki tane ilgimi çeken şey oldu işte. Bir evet %13.2 daha fazla artıyormuş mesela. E, kış aylarına göre baharda. işte e, o şey düşün işte polen alerjisi gerçekten rahatsız edici. Bende vardı küçükken. Üst solunum yollarının falan tıkandığı senin sinirini bozan bir şeydir. Demek ki tetikliyor bir şeyler. Aynı zamanda dediğim gibi o psikolojik anlamda e, beynin o kimyasını mı bozuyormuş? Kimyasını bozuyor. Tam anlamıyla Hı -hı. o. E, kendi, vücudunun kendi savunma mekanizmaları. E, tabii ki onlar hala şey diyorlar. Yani bu araştırmanın devam etmesi ayrıntılandırılması gerekiyor ama Polenler ciddi anlamda olabilir. Ama benim dediğim gibi ben hep böyle karamsal havalar, kış ayları falan diye düşünürdüm. Bahar aylarında daha fazlaymış. İlginç. Burun tıkanıklarının nedeni ve döngüsü. Evet. Ee, polenlerden başladık. Hı. Bu da onun aslında biraz bağlantılı. Ama hastalıkla da bağlantılı. Hani hastalandığınız Hı. zaman işte üst solunum yolları özellikle şey olduğu zaman ee, bir enfeksiyona uğradığı zaman burnumuz tıkanır. Akıntı olur. Akıntı olur. Veya bazen İltihap. Tamamen kilitlenir. Hani böyle çektiğin zaman hiç hava gelmez burnunda. Tamam. Ama bir şey olur. Bazen bir tane bir deliğin açılır. Burun deliği açılır. Tamam. değil mi? Bunun sebebi var. Bunu sen daha çok hissediyorsun. Normalde de günlük hayatta bizim iki burun deliğimiz aynı anda aynı miktarda açık olmuyormuş Burak. Bir tanesi daha kapalı oluyormuş. Bunun sebebi de şey diyorlar bilim insanları. Kokuları alabilmek için. Bazı kokular hızlı hava geçişlerinde daha iyi alınabilirken Hı. bazıları hava yavaş geçerken daha iyi alınabiliyor. Artı Vücut hani işte sonuçta sürekli hava aldığın zaman o burnun içindeki yapının koruması falan e, söz konusu olabilir. E e işte 6 saat arasında döngülerle Hı. kendi kendini değiştiriyor. Bir o taraf iyi çok açılıyor bir bu taraf çok açılıyor. Aynı işte gene işte şey gibi hastalanma gibi oradaki damarlara fazla kan gidiyor. E, oradaki doku genişliyor ve burun deliğin daralmış bir oluyor aslında. Bir de yanlış hatırlamıyorsam şeyde yattığın yerin tersi açılıyordu. Öyle bir şey vardı. Öyle olabilir ama hani burada öyle bir şey bahsedilmemiş. Ee, dediğim gibi hani sırası hangisi geldiyse ve bu otomatik oluyor tabii senin otonom sinir sistemin bunu kontrol ediyor. Ee, bu döngüyü sen tamamlıyorsun. Hasta olduğunda daha fazla dikkatini çekiyor. Çünkü normalde kendi tıkanıklığından evet. daha fazla tıkanmış oluyorsun. Burun döngüsü diye bir şey varmış yani. Ha, böyle evet. <laughs> ilginç bir durum. Aşırı acı biber beynini büzüştürdü. Tam bir <gülüyor> <gülüyor> tam bir tık çalma haberi değil mi? Evet. <laughs> Başlık başlığı ben uydurdum. Ama gerçekten de beyni büzüşmüş adamın. E, Scoville ölçeği diye bir şey var. E, acılık ha, yani evet. değerini ölçen bir YouTuber şey. Youtuberlar bilir. Evet yani onların zaten denedikleri Carolina Reaper diye veya işte Reaper hani Azrail anlamında hmm. Carolina Azrail'i diye de çevirebiliriz bir biber var. Bildiğim böyle kırmızımsı tatlı bir şey görünümlü. Ama yediğin zaman beynini büzüştürüyor. <laughs> Adamın biri bunu denemeye kalkmış 34 yaşında. Bu hani tıp makalesi olmuş hani bilimsel makale olmuş. Öyle şey gazete haberi değil. Sonrasında takip eden günlerde çok şiddetli baş ağrısı bir an geliyor. Birkaç saniye sürüyor. Hani çok ciddi ağrı. Sonra kesiliyor. Artık dayanamayacak hale gelmeye başladığında acile gitmiş. Bütün işte taramalardan geçirmişler hmm. falan. Beyinde bir şey görünmüyor. Sadece damarların e, büzüştüğü e, tespit edilmiş. Başka işte e, idrar tahlili yapmışlar falan. Hani hmm. içtiğim bir ilaç vesaire falan mı tamam. acaba etkiledi de oldu falan. Yok. Adam biber Adam en sonunda söylemiş, söylemiş ya ben 2-3 gün önce biber yemiştim diye. <laughs> Sonradan araştırıyorlar. Gerçekten başka vakalar da oldu. Hmm. Böyle görülüyor. Yani Aşırı acı biber yediğin zaman biri vardı yine yani eğer hani acıya dayanıklılığın bir de azsa çok ciddi kusma refleksi dolayısıyla da kusarken boğazını Yanıyor, yırtma falan değil. gibi hani onun vücudun verdiği evet, evet, aşırı evet. tepkilerden oluşan tıpta şeyler var hani normal bir insan yapmaz böyle şeyler. Evet denemeyin yani hani bunun şakası yok. Hmm, işte deneyenlerin yani tabii beyni büzüştü sonra ne biçim video çekiyorlar? YouTube'un kalitesi düştü. Bu al işte sebebi buymuş. Bilimselmiş gayet. Vallahi bu ama bak bu en acısı da değil Murat. 1.57 milyon deniyor bu Scoville ölçeği. Hmm. Carolina Azrail'in e, Pepper X var. 3.18 milyon. Yani neredeyse onun iki katı. Oh. E, daha da acı. Bir de Dragon's Breath var. var. Ejderha nefesi. <laughs> Bırak bunları yemeyi tutamıyorsun. Elini yakıyor? Ya tabii canım. Yani normaldir hani acı biberi şöyle deriye falan sürünce zaten çünkü orada da var aslında onun Kıp Kıpkırmızı olur ya, yani. Tabii. Tutamıyorsun. Midenin içi falan da aynı Oo, şekilde tabii. sen eğer dayanıklı değilsen o mideyi falan mahveder. Yani böyle şeylere girmemek lazım. Evet. Beynimiz büzüşebilir. <gülüyor> <gülüyor> e, blok zincirinin bilimsel alanda kullanım senaryosu. Evet. Neymiş? Çok konuşuluyor biliyorsun hani Bitcoin diye hmm. blok zinciri. Biz blok ya, zincirinin ne olduğunu anlatan evet. bir bölüm de çekmiştik. Şey yani artık neredeyse hurafe seviyesine çıktı. Yani o kadar muhteşem bir şey ki dünyayı kurtarıyor falan. O, tabii oradayız tabii yok yani. şimdi zaten bir de iş, işin ucunda böyle parayla bağlantılabildiği, hmm. bağlanabilen bir teknoloji olduğu için işte Bitcoin'in de cazibesi falan işte öyle sıfırdan para kazanacağız, evet. uçacağız falan. Bir sürü para çıktı. Şimdi o paralar ufak ufak temizleniyor. Bu şey gibi hep ben onu söylüyorum. 2000'lerin başındaki dotcom balonu gibi bu hmm. e, blockchain veya işte bitcoin işte kripto para balonu da şişti. Şimdi inme döneminde bu bir yerden sonra dengeye ulaşacak. Ama blok blockchain veya işte blok zinciri teknolojisi e, pek çok alanda işe yarayabilecek bir şey. Bunlardan biri de bilimsel araştırmalarda hmm. e, kullanabiliriz diye ortaya atılmış bir teori. Şöyle, şimdi bilimsel araştırmalarda biliyorsun bazen hile hurda yapma ihtimalleri söz konusu olabiliyor. Bilim insanları da insan. Hmm. Ee, bazen kendi kariyerlerini işte öne çıkarmak için istatistiklerle oynayabiliyorlar. Aldıkları verilerin bazılarını yok sayabiliyorlar, göstermeyebiliyorlar falan vesaire. tabi bunlara bir de fon sağlayan kurumlar var. E onlar da seçmek durumunda aralarında. Diyorlar ki biz öyle bir blok zinciri teknolojisi oluşturalım ki e, her aldığın datayı anında oraya kaydetsin. Hmm. Hem bir zaman damgası olsun. Böylece kim önce yaptı, kim sonra yaptı bilim adamları arasında biliyorsunuz. Mesela CRISPR tekniği şu anda davalık. Biz geliştirdik, siz Hı. geliştirdik. İki üniversite birbiriyle dava açmış durumda. Hangisinde patent kalacak kavgası veriyorlar. Hem bunların da önüne geçmiş oluruz. İşte makalenin vesairenin falan hani bütün dataları burada tutup yayınlarız. Hem kimin olduğu net belli olur. Çalınma vesaire dertler olmaz. Çünkü blok zinciri bunu sağlıyor aslında. Bunun üzerinden bitcoin olayı Hı. 10 senedir dönüyor ve hani normal senin cüzdanını hackleme falan dışında o blok zincirinde müdahale edilemedi şimdiye hmm. kadar. Hani sistem düzgün çalışıyor aslında. Sen bunu bilimsel altyapıyla bu şekilde kurup bilim insanlarını da bunu kullanmaya ikna edersen tabii ki kimse bunu kullanmayı hani sıfırdan hemen başlamayacaktır ama bu fonu veren taraf ben bu blok zincirinde hmm. görmek istiyorum sonuçları derse ee, ve işte yayınlar vesaire falan da en sonunda burada çıkar hale gelirse veya işte akademik yayınlar buradaki Verileri daha ciddiye alırsa, daha kredibilitesi yüksek görürse, bu sistem çalışabilir diye böyle bir şey önermişler. Ben de hani hep konuşuyoruz işte nerede kullanılabilir, ne gibi hmm. yerler olabilir işte bu, ya, bu da onlar evet. senaryolardan biri. Tam senaryo üretmeye üretiyoruz biz de üretmiştik ama artık görelim şunu hani bir görelim bir çalışsın şu. Başka e bir coin'in işte. dışında da bir kullanılsın artık. Çünkü çok konuşuldu çok konuşuldu harika bir şey falan diye ya görelim tam senaryo yani ne, ne Hani şöyle kabaca genellemek gerekirse nerelerde kullanılabilir? Bir bir kere dağıtık yapı olmak zorunda. İki kimsenin tek elinde olmayacak. Evet. Yani yoksa sen normal bir sunucu kurarsın. Ha, Herkes oraya şey yapar ama işte o zaman... O adama güvenmek zorunda kalıyorsun. Sunucu kimdeyse. Güvenmeme durumlarını sağlayabilmek için işte bu blok zincirini her yere dağıtılmış bir şekilde kendi kendine güvenliğini sağlayan bir sistem aslında. Evet. Buna uygun senaryolar da çalışır. Bunun dışındaki şeyler de zorlama olur. Hani her şeyi blok zincirinde yapmaya çalışalım diyenler de var. Sırf ismi güzel olduğu için. Bu aralar popüler olduğu için. Ama zorlamanın bir alemi de yok. Sen normal yani sunucu istemci şeklinde çalışacak daha iyi, daha verimli bir sistemim varsa öyle devam edecek. Ben sana bunun reel faydasını söyleyeyim. Blockchain uzmanlığı. E tabi bunu yapıyorsan gidiyorsun seni çağırıyorlar, parayı veriyorlar, anlatıyorsun ne muhteşem olduğunu. Parayı alıyorsun gidiyorsun. En, en çok kazanan onlar öyle. şu an reel anlamda. Ee, çünkü çok fazla da yoklar aslında. Çünkü çok fazla da bilinmiyor bir yandan. Ee, herkes de işte dediğim gibi <laughs> popüler olduğu için bir şeyler yapmalıyız. Bu alana paramız da var. Yatıralım biz de işte bu gelişmelerden bir diye yandan da diyorsun ki işte bu dürüstlüğe faydası olacak. Acaba istiyor mu insanlar böyle bir dürüstlüğü? İşte bilim insanları hani istemese bile fonları sağlayan, parayı veren taraf Zor bunu yaptırırdı. bastırabilir. Çünkü sonuçta Başka türlü olmaz bence de. Yani onların e, parasının verimliliği artacak aslında harcadıkları paranın. Çünkü milyarlarca dolar harcanıyor RG'ye. Ben de bir sonraki akımın uzmanı olacağım hem de kafaya koydum. Nasıl olsa uzmanlık belgesi diye bir şey yok ki blockchain uzmanıyım. E, ne, nereden mezun oldun? Yok. yok. Işte genel geçer şeyleri bilip böyle güzel bir sunum hazırladıysan. Tabii. Olur gayet olur. Gayet işe yarar yani. Neden olmaz? Bir sonraki ne yapacağım? Ne çıkacak bilmiyorum artık. <laughs> ya bizim o videodan sonra kaç tane davet geldi bana. Üniversitelerden gel konuş falan diye dedim. Ben uzmanı değilim. Sadece hani araştırdım. Yaptığımız işte yarım saatlik bir videoydu. Yani hmm. uzmanım diye çıksam gitsem anlatsam anlatırım yani. Öyle oluyor zaten biraz şey vardır ya, saadetin tek soy canavar uzmanı. <laughs> evet altında yazıyor canavar uzmanı değil mi? <laughs> ee, gece kuşları toplumun kalanına göre daha fazla risk Şu gece kuşu ne olduğunu söyleyelim de kuş zannetmesinler. Kuş değil, insanlar hani derler ya gece kuşuyum ben evet, falan diye. Işte benim o benim. Ee, hani bir sabahtaları daha kendini iyi hisseden insanlar vardır. Bir hmm. de geceleri yaşamayı seven insanlar vardır. İşte ben de son zamanlara kadar bayağı geç saatlere kadar oturup sabah da geç uyanıyordum. Sonra çocuğu okula bırakma falan durumları olunca değiştirmek zorunda kalıyorsun o döngüyü. Normal. Ee, ama buna da uyum sağlayabildiğimi gördüm ben. Hani Hı. zaten insanın uyum sağlama yeteneği var ama bunun bir kısmı da işte hepimizin biyolojik saati var ve bunun bir kısmı genetik olarak geliyor gerçekten. Ee, i̇nsanların işte toplumun çok büyük bir şey kesiminde deney yapmışlar. 500 küsür bin kişiye sormuşlar kendini ne zaman daha iyi hissediyorsun? Hmm. Ve bu insanlara gerçekten hani insanlara sorup o cevapları almak genelde bilimsel yöntem olarak iyi değildir denir hmm. ama bu tam insanlara sorulabilecek bir şey. Kendini hmm. ne zaman en iyi hissediyorsun? Çünkü insan kendinin hakikaten sabah mı iyi olduğunu, öğleden sonra mı iyi olduğunu, akşam mı iyi olduğunu çok güzel söyleyebiliyor. Ve bu veriler tutarlı oluyor genelde. Ve insanların işte yaklaşık ne kadarı söyleyeyim şöyle %9'u çok geç saatlere kadar ayakta kalıyorum ben demişler ve bunların çok daha fazla toplumun geneline göre bazı hastalıklara yakalanma riskinin çok arttığını görüyor. Mesela psikolojik hastalıklara iki kat daha eğilimli oluyorlar. Diyabet yüzde otuz daha fazla oluyor bunlardan. İşte nörolojik hastalıklar yüzde yirmi beş daha fazla. İşte sinirim sistemi bozuklukları yüzde üç daha fazla. Doğru. Solunum bozuklukları %22 daha fazla. Hep böyle %20'ler, %25'ler bazılarında iki katı durumlar söz konusu. Hani Toplumun genelinden daha hasta yaşıyorlar. Sebebi ne olabilir Hı. diye şey yapıyorlar ki yani herkesin aklına geliyor. Senin de aklına gelmiştir. Zorla adamı erken kaldırır. Evet sen. yani bizim sosyal düzenimiz e, gündüzler işte sabah erken uyanıp akşam belli bir saatte uyumaya yönelik seni zorluyor. Çünkü hani iş yaşamı falan, bu şekilde işte okullar vesaireler öyle. falan. Sen bütün hayatını eğer ona uygun olmadığın halde öyle yaşamaya çalışırsan işine olsa işte hep söylüyoruz ya uyku çok önemli. Hmm. Uygunuzu alın ama işte saat. en az 8 saat uyuyun vesaire hani uzmanlar söylüyor. işte onu ne zaman uyuyacağın da önemli. Senin vücudun onu o şekilde istemiyorsa bunun sana yan etkileri olabilir. Tabii bunun hani daha fazla araştırılması gerekiyor. Kesin hani bir bilimsel kanıt olarak sunulmadan önce sonrasında belki insanlar daha esnek hani ilerleyen 10 yıllarda diyelim hemen olacak bir şey değil. Uzaktan çalışma tekniklerinin falan gelişmesiyle belki daha esnek çalışma saatleri falan söz konusu olabilecek. Yani insanın standart bir şey olmadığının kabul edilmesi gerekiyor her anlamda. Evet. Yani şeyde de öyle. Sen baktığın zaman okulda her çocuğa aynı eğitim veriyorsun. Halbuki tabii, tabii. hepsinin öğrenme kapasitesi farklı, öğrenme şekli farklı. Yani öğrenme hızı senin, farklı. Her şeyi farklı. Senin bir tane müfredatın var evet, ve yani, bir tane öğretmenin var. Ama işte var. bunu mesela ciddiye alıp, dikkate alıp ona göre eğitim veren sistemler var mesela dünya üzerinde. Var canım. Batı toplumlarında öyle değil dediğin gibi hani müfredata uygun takip ederek diyor, Onlar da değişmeye çalışıyorlar şimdi ama Doğu toplumlarında biraz daha herkesin hızına göre hareket edildiği söyleniyor. Yani konsepti öğrenmeni bekliyor senin. Şey işte o meşhur Finlandiya örneğinde şey Hı. çocuğu okulda az tutmak buldukları çözüm çünkü serbest bırak ki o zaten ilgi alanına göre gelişecek Hı. diyor adam. Kontrol altında yani biraz olsa da, yeter. Tabii hani o eğitim sistemine kaydık ama biraz da eğitim sisteminde şeyle de alakalı o. Şu an hani içinde bulunduğumuz eğitim sistemi bu endüstri çağının getirdiği evet. bir şey. Hani fabrikada işte sabah Aynen 9 öyle. akşam 5 çalışacak adamın eğitilmesine yönelik ama işte o çağ geçti artık. Hı. Daha çok yaratıcılığın öne çıktığı, bilginin öne çıktığı başka bir yere doğru geldik. O zamanki eğitim sistemi yeni sistemde artık işe yaramamaya başlıyor. Bunun değişmesi lazım. Tabii. İşte onlar da <laughs> pardon bayağı tartışılıyor şu anda. Hı hı. Vallahi... Aynı şekilde sosyal yaşam hani insanın artık hani uykusu vesairesi falan onun da artık tartışılmaya başlayacağını göreceğiz herhalde. Tabii ki. Benim mesela şeyi anlayabilirler çok rahatlıkla. Ben bir incelemede notlara çok bakıyorsam onu gündüz hazırlamışımdır. Eğer hiç bakmadan anlatıyorsam şeydir, gece hazırlamışımdır. Çok barizdir yani ben gece hazırlanabiliyorum çünkü. Şeyi de gecenin başka avantajları var. Fizyolojiden farklı olarak her şey susuyor. Evet. Sakinlik geliyor bir defa. Bildirimler, cartlar, cürtler, kapı, mesajlar falan gelmemiş oluyor. Evet, istediği, yani her şey açık olsa bile şey gelmiyor. Doğru, o sakinlik ve odaklama. Yani gecenin o 3 saatinde yaptığın işi gündüz daha fazla saatte yapamıyorsun bazen. Hı, hı. Çünkü zaten hani o odaklanmanın bir zamanı var. Diyorsun sen bir konuya odaklanıyorsun. O sırada bildirim geliyor. Hı hı. O mesaja bakıyorsun veya kapı çalıyor veya bir telefon geliyor hemen. İşte e-postaya cevap veriyorsun. Tekrar odaklanayım derken işte biraz bir şey yapıyorsun. Tekrar bir şey. O, o arada hep zaman kaybı. Tabii. Yaptığından adam anlaşılmıyor. Doğru düzgün ne yaptığını da anlamıyorsun. Dediğin gibi geceleyin. Ama işte herkes için de geçerli değil o. Tabii herkes için Kendini geçerli bileceksin. değil. Kendini bileceksin. Yani nasıl şey. Hiç uyum sağlayamamak diye bir şey de yok. Onu da dedim. Yoksa öyle olsa jet lag denilen şeye hiç uyum sağlayamazdık. Yani, e, yani öteki tarafına gittiğin zaman ışık dengesine göre vücudun sonuçta kendini e, o zamana uyduruyor. Buna Bunu, da bir isim takmışlar. Neymiş? Sosyal jet lag demişler. Yani bu da oluyor insanlarda. Bunun bir versiyon daha var. Şeyi araştırıyorlar işte, Tek başına mı iyi çalışıyor? İşte grup halinde mi? Şimdi iş yerlerinde hep küpler halinde çalışıyorsun ya. Adam öyle çalışamıyormuş mesela. Doğru. Yani onun tek bir odada çalışması lazım verimli olmak için. Ama sen ona zorluyorsun. İşte bunlar bilim ortaya çıkıyor. Sen çünkü olmasa herkese dümdüz kabul edip iş yapmaya çalışıyorsun. o zaman işte birisi verimli oluyor, birisi verimli olmuyor. Doğru. Elindeki kaynağı akıllıca kullanamamış oluyorsun. Belki de yarın öbür gün bunların tespit eden sistemleri çıkacak. Diyeceksin ki ben böyle çalışan adam istiyorum. Bu da bir kriter Hı. olacak. İşte yapay zekanın falan gelişmesi aslında o kadar topluca veriyi vereceksin. Heh. O adamın geçmiş işleriyle ilgili. O sana diyecek ki bu adamı şu saatler arasında çalıştır. Belki, belki. En iyi verimi o zaman alırsın. Tabii. Ölçülebilir çünkü. Eee İnsan vücudunda ne kadar bakteri var? Çok var. Ne kadar? Bunun yani, bir oranı söylenir genelde. Çok az Kaç milyon? Milyar. Yani şimdi trilyonlarca, bak Trilyon. bizim hücremizde trilyonlarca Sayamazsın. da bakteri var. Ee, normalde 10 katı bakteri olduğu söylenen, ben sağda solda çok duydum. Ee, bizim işte bir hücremiz varsa 10 katı bakteri var vücudumuzda diye. He. Ama bu doğru değilmiş. Bunu birileri araştırmışlar, uğraşmışlar. Bunun Neyin nereden çıktı? çıktığına da Hı. E, değineceğiz sonra. Ortalama eğer bir hücren varsa 1.3 katı kadar bakteri var. Yani sen gene vücudundaki bakteri sayısı senin hücrenden daha fazla. Hmm. Ee, ama 10 katı değil. Yani 1.3 gibi bir oran. Ve bu da tabii çok standart şeye bağlanmış. İşte 70 kilo ağırlığında, 1.70 boyunda, 20-30 yaş arasındaki erkek için. Yani herkesin vücudu farklı sonuçta. Herkesin yani senin şu an vücudundaki hücreleri sayalım bile diyemiyorsun. Çünkü onun onlarcası ölüp onlarcası oluşuyor an, anlık olarak. Yani Doğru ama işte kabaca tahmin ediyorlar. Peki bu 10 kat nereden çıktı dersen tabi 1970'lerdeki bir makaleye kadar bunu şeyini He. sayabilmişler. Orada işte insan vücudundaki insan bağırsağındaki işte şeye bakteri sayısını ölçmüş biri onu söylemiş işte şu kadar hmm. trilyon bakteri ölçtüm diye. Sonra oradan birkaç sene sonra bir başka bilim insanı Genelleme yaparak işte vücudun bütün bağırsağın boyutunu falan hesaplayarak kabaca bir sayı çıkarmış işte 100 trilyon Hı. bakteriye denk geliyor. İnsan vücudunda da işte 10 trilyon hücre varsa işte 1'e 10 gibi bir oran çıkarmışlar. Ama işte şimdi yeni yapılan e, bu e, tahmin diyelim çünkü hani tahmin bu bilimsel e, net bir veri değil. 30 trilyon civarında bir hücre varsa bu dediğimiz işte 70 kiloluk adam için standart adam için 39 trilyon kadar bakteri hücresi var vücudunda. Yani onlar da bizim kendimiz gibi bir şey aslında bizi oluşturan şeyler. Ya bu rakamlar o kadar hani anlaşılamayacak algı dışında rakamlar ki. Şimdi sen bana 1 milyon desen de 100 trilyon desen de aynı tepki evet. veriyor. Çünkü o, yok o yani öyle bir şey hayatımızda yok. Neyle kıyaslayacaksın? E, tabii. Çok fazla. Çok fazla. Deyip <laughs> <büyük> geçeceksin yani. <laughs> trilyon yani çok fazla. Ama şey burada önemli olan işte bakteri yani vücudunda senin kendi hücren kadar senin DNA'ına sahip olan hücre kadar bir o kadar da bakteri var ve onlarla birlikte yaşıyorsun aslında. Evet. Bazıları iyi, bazıları hani ama hakikaten onlarla birlikte yaşıyorsun. Olursun. Yani senin yatağında tabii. yatıyorlar şimdi. Sen eve gidiyorsun, onlar orada tabii, yatıyor tabii. şu anda. İşte bakterilerden ziyade hani başka canlılar da var o küçük. Tabii işte. Bilmem ne, ben, bilmem ben, bilmem evet, bilmem evet, bir de onlarla birlikte yaşıyoruz yani. Tabii. Ee, tuvaletlerdeki kurtucular mikrop saçıyor haber evet bu. Zaten bilinen bir şeydi. Evet. E, bir söylenti tahmin vardı edilen zaten. bir şey evet. en azından. Ee, hani o ortamda sonuçta sen e, Hava öfleyen şeyler hmm. var işte havlu kağıtlardan falan tasarruf Tabii. etmek isteyen işletmeler oraya sıcak hava öfleyen kurutucular koyuyorlar. Elini altına tutuyorsun. Hmm. E o sürekli hep aynı ortamda çalışıyor o alet. Onların bazılarının filtresi oluyormuş ki hani ben eminim Türkiye'dekilerde filtre yoktur. Varsa da temizlenmemiştir. Daha artık o filtreler bakteri yuvası haline gelmiştir. Yaza geliyoruz kaç kişi klimasının filtresini temizledi? Yani bir bir yandan da o var. Sen elini yıkıyorsun, güzel tuvaletten çıkıyorsun, sonra kurutmada aynı mikropları geri yapıştırıyorsun, elinden <laughs> çıkıyorsun. Hmm. Adamlar diyor ki bunu hiç kullanmayın hani o ortamda çünkü sürekli zaten sifon çekildiği anda o giden işte dışkının bir kısmının o havaya karışabilen miktarı o sifonun verdiği o şeyle hmm. basınçla birlikte bir miktarı havaya karışıyor deniyor ve bu kapalı da bir ortam olduğu için nispeten orası sürekli sirkülasyon halinde devam ediyor. E sen de bu içeride bulunan işte hava şeyi, havanın sirkülasyonu sağ içinden hava geçiriyor hmm. sürekli. Orada birikiyor bol miktarda. İşte bir ürüyorlar da. Sen de onu kullandığın zaman şey yapıyor, eline bulaşıyor. E, mümkünse işte varsa şey kullanın. Kağıt havlu diyor. Kağıt havlu, yani. havlu kullanın. Yoksa adam üstünüze silin diyor. Daha şey <laughs> diyor yani da, daha hijyenik diyor. Öyle üstüne sil çık diyor oradaki şeyi tutacağını. Veya ıslak ıslak çık diyor. Ama bu araştırmanın ee, ilginç tarafı şu. İşte o partiküller tuvaletin dışında bulunmuş. Tabi tabi yani, yani tuvaletin doğrudan içinde değil havaya karışıyordun yani havada bitmiş. beraber evet. şey oluyor tamam evet. hani doğrudan seni hasta etmiyor sonuçta bağışıklık sistemimiz var zaten bunun için şu anda bu ortamda da bizi hasta edecek bakteriler bir şeyler vardır yani ama işte sen bunu mümkün olduğunca azalt diyor adam İşte hepsinin altında şeyler tutmuşlar işte o hmm. petri kapları oralarda ne kadar bakteri kolonisi geliştiğine bakmışlar gerçekten de çok fazla gelişiyor. Evet. Şey öneriyorlar tabii mesela sifonu çekecekseniz e, tuvaletin kapağını He, kapatıp çekin. O da mantıklı. E, o direkt içeride kalmasını sağlıyor çünkü çok büyük oranda. Doğru. E, ama tabii hani umumi tuvaletlerde He, tabii, o tabii. pek şey olmaz hani evdekinde belki uğraşır yaparsın da doğru. Genelde zaten insan en az yere temas ya. ederek çıkayım diye düşündüğü için işte elini de yıkadıktan sonra eğer kağıt havlu yoksa hiçbir yerlere dokunmayın çıkın hmm. dışarıda kurutun. Kağıt alıyorsun o zaman da diyorlar ki işte kağıt israfı. O da başka bir yerden. Yani hani onlar belki geri dönüşümlü kağıtlı vesaire falan bir şekilde halledilir. Hı -hı. Tabii o kağıdın da mesela işte değiştirmeye falan düşün. Çünkü bitiyor onlar. Tabii tabii en büyük sorun yani zaten. Bulamıyorsun vesaire birileri. Ee, sabun falan da önemli aslında. Hani oralara hep en ucuz sabun koyuluyor. Tabii. O sabunun da Bak, antibakteriyel demiyorum. Bak o doğru bir kullanım Hı -hı. değil de normal hani işe yarayan <laughs> bir sabun olması lazım. Doğru. Ee, sonuçta dediğim gibi o şeylerden uzak durmakta yarar var. Hatta bir araştırma daha vardı. Bu makalede yok da bu işte hava sirkülasyonunu arttıran işte kurutucuların e, binanın diğer kısımlarına yaydığını bile söylüyorlar. Hani hmm. birkaç kata falan bile çıkarabildiğini bu yayılmanın neden şey, olduğunu söylüyorlar. Şey, çözümden biri de şu. Aslında o cihaz diyor tuvaletin içinde durmasa. E tabii biraz daha iyi olacak evet, evet dışarıda dursa. Sıkıntı, as Asıl problem o. Çok yakın diyor. Ama işte gibi. yer problemi de var evet. sonuçta bir yandan. Binanın neresinde? Onlar bir de gürültülü çalışıyor biliyorsunuz. Evet, evet, <laughs> şeyde. de Okulda falan düşünsene yani dersliklerin e, tamam. orada deli gibi çalışan bir şey. Medeniyetin temeli kaşlarımız olabilir mi? Evet. O ne? Ee, i̇lginç bir haber Murat. Şimdi kaşlarımız ne işe yarar dendiği zaman hani ilkokul bilgilerinde falan işte gözümüze toprak girmesin, He. işte ter akmasın falan tamam. gibi ama e, hani bunun vücudumuzun normalde her tarafı eskiden işte hani e, insansı maymunların Kılla kaplıyken artık çok azalmış durumda. Niye burada böyle bol miktarda kalmış? Hani sadece hmm. göze bir şey girmesin. Bunun mantıklı açıklaması yeterli gelmiyor. Hani bunun hmm. da bir etkisi vardır mutlaka. Ee, Bilim insanları şey denemişler. Biliyorsun eski bu insansı maymunların şu şey kemiği. Kaş kemiği diyeyim artık. Bir, bir buradaki şeyine, he, kaş çıkıntısı hmm. çok böyle belirgindir hmm. yani bu. Suratın o şeyde. Gittikçe o böyle yuvarlanmış işte. Bizim en son şu halimizi formumuzu almış. Ee, bu kaş çıkıntısını mı bilgisayarda modelleyip ne işe yarayabildiğine bakıyorlar. Bununla ilgili bazı şeyler var. Mesela dişin ısırma esnasında. Çünkü bu kaslar falan hep buralara bağlanıyor. Musun? Yüzümüzün üzerinde. Alt çenenin buralardan gelen işte tutunacak yerleri alt çenenin sağlam basmasına ve işte tamam ısırmaya faydalı olduğu teorisi var. Bunun o öyle olmadığını düşünüyorum. Hmm. O kemiği azalttıkları zaman da diş basıncının değişmediğini hmm. bilgisayarda modellemişler. Dolayısıyla bu çıkıntı hani doğrudan o dişi etkileyen bir şey değil diyorlar. Ee, ne olabilir diye buradan akıl yürütmüşler. Ee, bizi diğerlerinden ayıran hani bizim kafamızın düz olması bize ne fayda sağlamış olabilir bu kaşların kalması? insan biliyorsun sosyal bir varlık ve özellikle iletişim bizim medeniyetin gelişmesinde çok temel. Ee, Bak sen he evet. ee derken bile hemen kaşların bir şey anlatır hale geldi. Karşılıklı iletişim kurmada kaşlar, yüz ifadeleri çok etkili Mantıklı. diyorlar. Dolayısıyla bizim işte senin düşman mı, dost mu, işte karşı tarafa sinirlendin mi, kızdın mı, mutlu musun bu ifadeleri aktarmada Konuşmadan bile çok etkili bir yöntem. Evet. Dolayısıyla bunlar hani doğal seçilimde bunlar seçilerek, Hı -hı. kaşlar seçilerek kalmış. Hala da kullanıyoruz yani. Doğru e, iletişim aracı. Tabii işte diğerlerinde kaş çıkıntısı çok yüksek olduğu zaman kaşlar bizimki kadar hareket edemiyor. He. E, dolayısıyla yüz ifadelerine işte aynı botokslular gibi oluyorlarmış. Anladım. E, botoks yaptırdığın zaman da oradaki sinirleri felç ediyorsun biliyorsun. Doğru. Kaşlar falan oynamaz oluyor ve bir garip geliyor bizde o insanların yüz ifadeleri. E, kırışıklıkların gidiyor ama suratın bir, bir garip oluyor yani rahatsız edici oluyor. İşte bu kaş çıkıntısının gitgide azalması ama kaşların ona rağmen kalması iletişim e, aracı olmasından medeniyetin temelinde hani işte bizim işte diyorum ya medeniyet sonuçta daha büyük gruplar halinde ortak çalışabilir olmamızın sağladığı bir şey. Bu da onun en temel yardımcılarından biri olduğu söyleniyor. Mantıklı. Son habermiş bu Hamdi. Bir şey diye ekliyor musun? Evet. Yok. Bitirdik bu hafta. Biraz daha az haberimiz vardı. Evet. Artık önümüzdeki hafta can gelirse onunla yoksa yine benle beraber evet. olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.